Demet'cim geldin mi? Yürüyüş yaptım biraz. Nasıl Melis? İyi mi? İyi canım. Cihan nasıl? O da iyi. İyi. Zeynep'le konuşabildin mi? Vallahi aradım, mesaj attım, telesekretere mesaj bıraktım, çaldırdım, her şeyi yaptım. Yok. Demet'ciğim, bence bu akşam eve gelecek o. Vallahi bak, Jale dediydi dersin. Ya ben kızımı tanıyorum. Ya o kafasına bir kere koymuşsa, ne koyduysa yapar. Gelmiyorum diyorsa bitmiştir, gelmez artık bir daha. Gidecek bir yerim olsa hayatta gelmezdim, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Aslında gel, ben de kal diyeceğim ama... O kalıcı bir çözüm değil ki. Hem annem zaten hemen kapınıza dayanır. Anneannem de arıza çıkartır zaten. Çıkarmasa bile durmadan konuşur. Öyle deme ya, ben çok seviyorum anneannemi. Ya ne demezsin. İçi beni yakar, dışı seni. Bu aralar ilişkimiz öyle zaten. Bu aralar ikimizin de aile ilişkileri pek parlak değil zaten. Ya aslında... Annenle bir konuşsan, hani seni korumak için yalan söylemiştir yani, seni üzmemek için. Yapmayacaktı bu iş. Yine de bana anlatacaktı her şeyi. Ya bak, hani... Haklısın, hani gerçekten haklısın. Ama belki bilerek yalan söylemiştir sana. O da üzgündür, eminim. Öyledir herhalde. Ya bak, benim hatırım için bir konuşsan, dinlesen... Belki sen de hak verirsin. Tamam, dinleyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ah Demet! Zeynep! Zeynep neredeydin anneciğim? Öldüm meraktan. Ne diyorsun ya sen? Neyi merak ediyorsun sen hala ha? Anne sus. Anne sakın konuşma, tamam mı? Zeynep. Sakın konuşma anne. Bunca sene sustun, yine susacaksın. Artık seni dinlemek istemiyorum ben. İstemiyorum seni dinlemek, tamam mı? Ben bundan sonra seninle ne konuşurum? Ne seni dinlerim, ne de senden bir şey isterim. 18'ime bastığım günde bu evden çekip giderim. Beni birazcık tanıyorsan sözümün arkasında durduğumu bilirsin. Annenle hiç birlikte olmadık. Ben senin baban değilim. Ben gerçekten senin baban
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.